Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Tığımın numarası 22 numara. Şu ucundaki arkadaşlar biliyorsunuz aldığımız zaman tuhafiyede bu şekilde kapama aletiyle alıyoruz. Bunu aparat olarak kullanacağım. ilmek yapacağız bu tığımın ucundaki plastikle. E size hazırladığım modelimde bu şekilde bu sade bakın fıstıklar arkadaşlar. Şöyle türbentin renkleri de yansısın diye bu şekilde tutuyum dedim. Her zaman ağır modeller olacak değil değille değil mi arkadaşlar? Böyle yaprağımın ucuna üç tane göstermiş olduğum demin o aparatımla ilmekleri çıkardım ve böyle fıstıklar hazırladım. Bakın. Şu tülbentimin içindeki renklerle de gayet uyumlu, hoş bir model oldu. Şöyle bir de tersini çevireyim şöyle bakın. Evet. Tülbentin içindeki renklerle bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Herhangi renk hangi renk tülbentiniz varsa o şekilde fıstıklar yapabilirsiniz içindeki renklerle. Modelim bu şekilde şimdi arkadaşlar modelimizin de anlatım kısmına geçerek videomuza başlayalım inşallah şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar ve ara suyuna da 5 tane kirpikli trabzanlardan koyuyoruz şimdi daha önce sizler için ara suyunu bu şekilde 5 tane hazırladım çiçeğimizin alt kısmıyla temeliyle başlayalım kapattığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip şöyle iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım ve tığ battımın içine girip 2 2 alarak trabzan yaptım 1 ve 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girerek bu şekilde boş bir kirpiksiz yuva hazırladık 2 zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım yandakine girip 2 2 olarak aldım. Yarım bir trabzan yapıp üzerine 8 zincir çekiyorum. 7 ve 8. Çevirdim şöyle boş olan trabzanımın tepe noktasına giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bu şekilde 8 zincirden oluşan bir yuva hazırladık. 2 zincirle düz yüzüne döndüm. Bu yuvamızın içine yaprak yapacağız. Bir defa tığımın başını doladım hemen yuvaya giriyorum şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi kapattım bu şekilde bakın bir tane tomurcuğumuz var yine iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 alarak bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan ve 4 zincir çekiyorum yaptığım bu trabzanın arasına yine bir kirpik yapıyorum. Bakın her seferinde tığımın başını bir dolama artırıyorum. Şimdi 3'e çıkardım ve 2, 2, 2 ve 2 alarak 4 seferde yine bir trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum. Buraya bu şekilde. Evet. 3 kirpikten 3 tane trabzan bu şekilde hazırladık. Şimdi sık iğnemiz için yine 3 defa doladım. Sonuncu trabzanımızı 1 2 şöyle 2 şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. 4 zincirimi çektim. Hemen buraya kapattım. 1 2 sonuncu trabzanı sık iğne doldurarak aşağıya iniyoruz bu şekilde 4 şöyle tutayım 5 6 7 ve 8. de bu şekilde bakın yuvada yapıyoruz şöyle dibini de bir tane zincir çekelim ve yaprağımızın bakın işlemi bu kadar arkadaşlar yaprağın yapılışı bu kadar şimdi buraya 3 tane ilmek yapacağız. Bir zincirimizi şöyle uzattık. Bu demin gösterdiğim milimin ucundaki aparatı takıyorum. Buraya süt pipeti de kullanabilirsiniz bunun yerine arkadaşlar bu şekilde. Buraya yaprağımızın dibine 3 tane ilmek alacağım. Bakın bu birinci. Şimdi yine bu yuvaya giriyorum. Dibinde 2 zincir. Sadece ilkinde altta sık iğne olduğu için ona bir zincir diğerlerine bu şekilde iki zincir çekiyorum. Aynı tümseklikte oluyor. Tekrar buraya giriyorum. Şöyle bir ve iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bakın üç tane ilmeği topladık. Şimdi dibine şöyle birinci sık iğne bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu da ikinci sık iğne. Birinci sık iğnem ilmek kaymasın. ikinci sık iğnem de aşağı meyletmesin diye şöyle ilkine destek veriyorum. İki tane zincir çektim. Bakın. Hemen yanındaki boş olana tığ battının içine sabitliyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yine 1 2 zincir çektim. Şöyle aparatımı çıkarıp rahat işleyelim. Boyutu da bu kadar oluyor arkadaşlar ilmeğimin boyutu da bu kadar. Şimdi tığ battılarımızın içine ara suyumuzu yapacağız. 2 zincirimi bir defa doluyorum. Şöyle yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya. Kirpik oluşturdum bir tane. Yanına hemen dibine bir sık iğne. Kirpiğim daha belirgin olsun diye dibine bir sık iğne. 2 zincirle bir sonraki tığ battıya giriyorum ve bu şekilde ara suyumuzun yapılışı da arkadaşlar. Bakın Bundan buraya bu şekilde 5 tane yapacağız. Şöyle 2 2 ve 1 2 3 4 zincir kapatıyorum trabzanımın arasına ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Hemen kapattım. 1 2 zincir bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battığıma giriyorum. Şöyle 2 şöyle 2 1, 2, 3, 4 zincir. trabzanıma kapattım. Dibine bir sık iğne ve yine 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle 3. bitirdik. 1, 2 zincir bir defa doluyorum. 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Dibine bir sık iğne yapıyorum. Ve 2 zincirimi çekip hemen yandaki tığ battıya bu şekilde sabitliyorum iki zincirimi çektim bir defa doladım yanındaki boş olana giriyorum bakın sonuncu ara suyumuzu da yapalım bir tane daha yaprak çalışması yapalım Evet kapattım buraya bu şekilde şimdi bakın ara suyumuz mesafesi bu kadar oluyor arkadaşlar şöyle bir tane daha yapalım ilk başladığımız noktaya geldik yine iki zincirimin üzerine bir defa tığımı doluyorum ve 2 2 alarak şöyle boş bir trabzan 2 zincir çekip şöyle yine böyle boş bir kirpiksiz yuva yapıyorum 2 zincirimi çektim hemen tığ battıya girip 2 2 aldım 8 zincir çekiyorum 6 7 ve 8 çevirdim. Bakın ilk yaptığımız bu boş trabzanın tepe noktasına girip şöyle kapatıyorum buraya. 8 zincirimi sabitliyorum. 1 ve 2 tane de zincir çekip düz tarafına döndüm. Bu şekilde. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvama girdim. 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir yaprağımızı Şöyle yavaş yavaş yapalım. Evet trabzanın arasına kirpiğimi kapatıyorum. Her seferinde bir dolama artırıyorum. Ve iki iki çekiyorum ki kalın kalın şöyle şatafatlı bir trabzanımız olsun. Bakın. Bir, iki, üç ve dört zincir. Yine son yaptığım bakın trabzanımın arasını aralayıp kirpiğimi bu şekilde kapattım. Şöyle hafif hafif trabzanlarımın büyüklüğü yaprağımı büyütüyor. Yine 3 defa bakın. 1, 2 ve 3. defa bu şekilde tığımı dolayıp 2, 2, 2, 2 alarak bakın son 4 defada. 2 defada, 3 defada ve 4 defada ikişer ikişer alarak trabzanlar yapıyorum. Şöyle 4 zincirimi çekip kapattım. 3 tane kirpiğimiz olunca hemen yine 3 defa sonuncuyu da 3 defa doluyorum fakat dibinde tek alacağım 1 2 3 4 ve 5 sefer Sonuncu trabzanımızı da 5 seferde aldım Ucuna yine 4 zincir Ve Trabzanımı aralayıp kirpiğimi buraya kapatıyorum Geri kalan kısma da 7 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğneyi alıyor tam 5 seferde aldığımız trabzanımız ve dibine de bir tane sık iğne yapıyorum şöyle bir tane de zincir çektim sık iğnemden sonra ipimi şöyle hafif uzatıp aparatımı alıyorum ve aparatım bakın buradan taktım tam orta kısmı 3 tane arkadaşlar şöyle dibinde de iki zincir sadece baştaki de bir çekiyorum O da dibinde sık iğne olduğu için iki zincir gibi oluyor o yüzden şöyle taktım yine <laughs> göremedim arkadaşlar kameradan bakınca taktım zannettim Evet yine Bakın aynı yuvaya bu 8 zincirden yaptığımız yuvanın dibine 2 tane zincirimi çekiyorum ve taktım. Bu şekilde 3 tane ilmekten sonra dibine de 2 tane sık iğne yapacağız. Şöyle bakın ilmeği aldım alttan bu bir yanına 2. 2 tane sık iğneden sonra 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 sık iğne, 2 zincir bir sonraki tığ battığımıza kapatıp şöyle çiçeğimizin işlemini tamamladık 1 2 zincir bir defa tığımı doluyorum ve şöyle 2 2 alarak bir tane trabzan yapıyorum 4 zincir 4 zincirimi kapattım buraya dibini de bir tane sık iğne yapıyorum ve 2 zincir kapattım yandakini hemen bir iki zincir bir defa tığımı doladım ve yandaki boş olana giriyorum şöyle iki iki alarak bu şekilde bir trabzan yaptım ve dört zincir dört zincirimi trabzanıma kapattım dibine bir sık iğne yaptım bir iki zincir ve tığ battımın içine kapattım 2 zincirimi çektim bir defa doladım yuvaya girdim 2 ve 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şöyle bir sık iğne 2 zincir yandaki boş olana girdim yine iki tane zincir çekiyorum bakın bu şekilde yine bunu beşe tamamlayacaksınız ara suyu olarak şöyle aparatımı da gayet kolay çıkıyor ilmeklerimi boyutu da bu kadar arkadaşlar şöyle şimdi bu ilmeklerimizi fıstık yapacağız çibenimiz bu kadar bu şekil oluyor Evet şimdi fıstığımızın yapılışına geçelim İlk ilmekten şöyle girerek bakın hemen böyle ilmeğimin içinden giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bu 8 zincirden tam 17 tane ilmek çıkaracağız. Hafif şöyle belli belirsiz ilmeğimi içinden geçecek kadar şöyle bol bırakıyorum arkadaşlar. Alttan giriyorum. Dibinde bir zincir çektim. Onun yanına hemen ipimi uzattım. Şöyle 3 4 zincirin altından giriyorum. Şöyle üzerinde bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde bakın arkadaşlar ilmekleri topluyorum. 11 12 Zincir çekmeniz hepsi bir ayarda olursa böyle arada sık görünüşlü bir potluk olmaz. Herhalde 16'da kaldık sanırsam öyle mi? Şöyle 16 Bu da 17 arkadaşlar. Evet bu şekilde 17 tane ilmeği topluyorum bakın. Böyle altından çekerek ipimi ucundan üç noktasından çıkardım ve böyle bir yuvarlaklık oluşturduk. Şöyle bir hepsini bir araya elinizde şöyle bir sıktırın arkadaşlar toplansın şu yayvan hali ve bu yeşil olan ilmeğimin içinden de giriyorum. Oradan da bakın bir tane şöyle zincir böyle çektim dibine. Sonra tığındaki ilmekten çekip kapattım. Şöyle bir tane de zincir çektim otursun diye. Şöyle bakın elimle bunu düzelttim sola meylettirdim yani. Fıstığın yapışı bu kadar arkadaşlar. Bu fıstık yapamıyorum diyen arkadaşlar hani fıstığın görünüşü farklı, trabzanın görünüşü farklı bol bol çalışma yapacak mesela bu ilmeklerden veya herhangi zincirle de olabilir. Onların üzerine örnek bezinde çalışın arkadaşlar. Veya eski bir tülbentiniz varsa onun üzerinde çalışın. Öyle herkes de zaten yapanlar da annesinin karnından bilerek doğmuyor. Böyle uğraşa uğraşarak oluyor. Ama yani fıstığın görün yerine de papatya yapabilirsiniz. Ama bu şekil daha hoş duruyor. Yani her şeyin bir görünüşü, güzelliği, farklılığı var yani. O yüzden bol bol çalışın derim. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. Bakın 8 tane zincirimi çekip ipimi şöyle belli belirsiz fazla uzatmıyorum. içinden ilmeklerim geçecek kadar olsun. Şöyle alttan giriyorum. ilmeği zincirin altından çıkarıp şöyle üzerinde bir zincir çekiyorum. O minik uzattığım ilmeğin yanına uzatıyorum ve yine buraya 17 tane toplayacağız. Şöyle 3 oldu. 4 oldu. 5 Bakın bu şekilde toplayalım zincirleri fazla sıkıp. Hepsini aynı ayarda çekmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle ben de tutamadım. 5 olmuştu sanırsam. 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 Evet 17 tane ilmeği bu şekilde toplayıp tığımın ucuna ilmeği aldım bakın sonuna kadar şekilde çektim. Demin dediğim gibi şunu şöyle arkadaşlar bir sıkın, birbirine ilmekler yeşöyle geçsin, olur mu? O yüzden kendini bir toplasın yay yayvanlığı. Sonra yeşilden girip, bakın bu şekilde buraya dibinde bir zincir çekin. Sonra ilmeğimdeki tığımdaki ilmeğimi de çekip, bakın bu şekilde sıktırın ve dibine de bir zincir çekip, sonra bu yaptığımız fıstığı şöyle sola doğru çünkü sağdan topladık. Düzeltin. Evet, şimdi yine ben bunu 3. ilmeği sık iğne ile sabitleyeceğim ve bu şekilde bakın. Tutturdum. Şimdi yine 8 zincir çekerek aynısından yapalım. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirim bu şekilde hazır bakın. Belli belirsiz fazla uzatmıyorum. Şöyle bir zincirimi dibinde çekiyorum. Alttan ilmek alıp bir zincirimi dibinde çekiyorum. 3 oldu. Şöyle 4 oldu. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle 13 14 Şöyle 15 16 ve sonuncuyu da 17. de aynı şekilde çıkarıyorum. Bakın. Ve ilmek alıp sonuna kadar çekiyorum. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci sıktırıyorduk değil mi? Birbirine şöyle biraz şu parmağınızdaki ipi çekince sıkılıyor zaten. O tutturduk, sıkılaştırdık onu oraya. Yeşilden de giriyorum. Şöyle dibinde bir zincir. Sonra tığımdakinden geçiyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Elimle sola doğru düzeltiyorum şöyle. Ve burada yaptığımız kirpik var ya 4 zincirli kirpik onun tepe noktasından şöyle kapatalım buraya sık iğne ile sabitleyelim yani dibine de bir tane zincir çekiyorum ipimi kopardım yavaş yavaş anlattım inşallah anlaşılır da olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu şekilde bakın Şöyle çok güzel bir modelimiz oldu, fıstığımız oldu. Bunlar iplerini hemen yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ipimi yaktım, temizledim, çiçeğimi sizler için hazırladım. Bunu da kırmızısında aynı şekilde yapılacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde üçünü birden şöyle yavaş yavaş geçit göstereyim arkadaşlar. Ya da şöyle tutup bu şekilde üçüne birden bakabiliriz. Evet. Modelim bu şekilde. Şöyle zarifçe tapıtı sade bir model hazırladım sizler için arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı yaparken biraz daha arkadaşlar şöyle Hani her gün bir tane en azından sizlere video atmaya çalışıyoruz. Kırıcı olmadan, daha rencide olmadan bazen öyle ağır yorumlar oluyor ki, diyor diyesim geliyor yani. Madem öyle arkadaşım bir YouTube kanalı aç. Hanımlar şöyle yapın, hanımlar böyle yapın. Hani yorumlar oluyor ya. Böyle hani büyüklük, böyle bilmişlik taslayan. Onlar için bir YouTube kanalı açın hanımlar da faydalansın. Biz de sizin biz de faydan alalım hatta. Sizin el marifetinizi nasıl yapıldığınızı görelim. Gerçekten kolay değil arkadaşlar. Bu video buraya mesela 20 dakika geliyorsa belki benim 40 dakikamdan belki daha fazla vaktinden gidiyor. Çünkü bazen çözünürlük olmuyor, ışık olmuyor, açı olmuyor. İnsan hani her gün morali de yerinde olmuyor. İnsanız sonuçta kendimize göre sıkıntılarımız, streslerimiz oluyor. Yani bizde bir şeyler üretmek faydalı olmak bilmeyen arkadaşlar için tabii ki. Bilen arkadaşlar için yorum yazanlar için de dediğim gibi bir YouTube kanalı açın. Biz de bakalım nasıl oluyor bu işler öyle hani video başkasının yaptığı işe yorum yazması kolay ama emek var arkadaşlar. Her şeyden önce emeğe karşı biraz saygılı olalım diyorum yani. Onlara da kızmıyorum. Sadece bir öneride bulunuyorum. Hani onlar bana öneride bulunup yazıyorlar ya ben de onlara <laughs> o açıdan öneride bulunup diyorum ki bir YouTube kanalı açın arkadaşlar sergileyin marifetinizi gösterin herkes de faydalansın değil mi kötü bir şey söylemiyorum onlar için de hem iyi olur böyle onların o öve öve bitiremedikleri marifetlerini de sergilemiş olurlar görmüş oluruz biz de evet modelin bu şekilde vaktinizi aldığım için böyle şeyleri sevmiyorum ama arkadaşlar bazen de artık yani hani bardak sürahi meselesi doluyor insan söylemeden de geçilmiyor emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim İnşallah işinize yarayan güzel şöyle bir video olmuştur şöyle çekimi güzel hoş bir video olmuştur Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın